Ancak kadınlar da dikkat etmeleri lazım. Namaz elbiselerine özellikle çok efendim bol kıyafetler olması lazım. Ayağına kadar uzaması lazım. Efendim ayağının namazda açılmaması lazım. Ondan sonra bu el mesela kurtarıyor ama buradan yukarısı kurtarmıyor. Şimdi rükûa secdeye inerken el ne oluyor böyle? Onların işi zor. Açılıyor bak. Böyle böyle çeker. Kendi kendine çeker bu. Bu çekti mi bura ne? Avret bura. Kadın için. Onların işi çok zor. Onun için buradan lastikli. Elbiseler buradan lastikli olması lazım. Açmasın. Rükû secde yaparken diye. Ondan sonra yoksa açılır. Kendi kendine çeker. Şu kadar çekse. Bir uzvun dörtte biri miktarı açılırsa namaz bozuluyor. Avret yerinden. Kadının olsun erkeğin olsun. Avret yerinden. Bir uzvun, bir uzuv ne? Her uzuv kendine göre. Kulak bir uzuvdur. Bir uzuvdur. Bir kadının namaz kılarken kulağının dörtte biri açılsa namazı bozulur. Ama tabii bu uzuvlar farklıdır. Bunlar uzun uzuvlardır. Şu kadar açılmakla belki bozulmaz ama bu da şuraya kadar geldi mi? Zaten şuradan hesap ettim mi dörtte bire tekabül ederse yine gider yani. Dikkat edecek. Erkekte de mesela donla kılayım derseler bazı öyle gidiyorlar denize menize. Efendim şortları haşama. Uygun yani dizden aşağı ama namazda efendim eğilirken kalkarken o ne oluyor biraz? Yukarı çekiliyor kendi kendine. Bu durumda zaten haşama gibi, pijama gibi kıyafetler temiz de olsa, avretlerini örtse de bunlarla namaz kılmak mekruhtur. Niye? İnsan içine çıkamayacağın kıyafetle Allah'ın huzuruna çıkmak hiç yakışık almaz. Velakin farz yerine gelir mi meselesine gelince? Avret yeri örtülünce farz yerine gelir ama işte diyorum dize dayanan bir haşama ayakta dururken avretini örtmüş olabilir ama namazda eğilirken o ne yapar? Hafif yukarı çeker. Yukarı çekti mi de avret bölgesinden açılmış oluyor. İşte o tabi dörtte bir miktarı genel avret bölgesinin açılırsa namaz erkekte de bozulur. Erkekte de en mühim mesele nedir? Dar pantolonlardır. Dar pantolonlarda çok büyük sıkıntı vardır. Çünkü secde yaptığı zaman, rükûa eğildiği zaman, secde yaptığı zaman ne olur? Arkasında duran, ona bakan, onun avret yerlerinin hat ve şekillerini dar pantolon olursa görür. Şimdi öyle bir kot pantolon giriyor ki içine girmek için ha böyle iki saat uğraşıyor. Bu olmaz kardeşim. Bunu yapma kardeşim. Yapma. Bak erkekliğe zararı var. Raculiyete zararı var. Hormonlarına zararı var. Hislerine, duygularına bile zararı var. Erkek bol giyecek. Rahat hareket edecek. Allah öyle mi onu emrediyor? İslam hep senin karına. Sen bu gavur modalarına uyarsan zararına. Ya. Ondan sonra ne diyeyim sana? Çok konuşulacak laf var ama işte bazı da dozunu kaçırmayayım diyorum yani. Dozunu da kaçırmayayım diyorum. Herkesin işi rast gelme. Herkes bana kafası uymaz yani. Kimisine kafası bozulur falan. Ama şimdi dar giymemek lazım dedik. Şekil belli etmemek lazım dedik. Efendi babamız tabi Hacı Ali Adel Efendi Hazretleri böyle bu hususlarda çok dururdu yani. Hatta adamın birini böyle hususi ne yaptı? Biraz da sertti. Sertti derken her türlü sertti yani. Hareketlerinde gösterirdi o sertliğini. Adam baktı ki dar giymiş. Dedi ki kalk bakayım dedi. Çevirdi adam da utanıyor. Dedi secdeye yat bakayım. Yatırdı onu secdeye. Ali Adel Efendi Hazretleri. Secdeye yatırdı onu. Tamam dedi. Saç ayağını kurdun dedi yani. Üçlü dedi yani. Üç saç ayağı tamam dedi yani. Bu ne demek istedi ona yani? Ya. Her şeyin meydanda demek istedi. Bu vaziyette sen nasıl? Hoca efendi ne var? Şimdi ben iş yerinde çalışıyorum. Şuradayım burada. Ben şalvar giyemem. O zaman sana bir kolaylık. Sana bir kolaylık. Bu kıyamı unutma. Nedir o? İncecik bir cübbe. İnce. Çalıştığın yerde dolabında durur. Her gün taşımayacaksan efendim veya bir çantanda durur. İnce cübbeler olur ince. O ince bir cübbeyle girip de dizine kadar cübbe örterse o zaman rükuda secdede giydiğin dar da olsa namazda arkanda duran da olsa ne olmaz? Şeklin meydana çıkmadığından mekruh olmaz. Aa seni kurtarmanın bir formülü. Ama sen şimdi diyeceksin ki ben nasıl taşıyacağım?
Ya bu karılar bir kilo boya malzemesini taşıyor çantalarında da. Bütün makyaj çıkarıyor, otobüste, minibüste, her yerde böyle. O da nasıl biliyor musun? Malzeme, melazimi kesire yani. Böyle takım. Tak çıkar, oradan oraya, oradan rimel takımı kuş. Efendim kaşın ayrı, kirpiğin ayrı, gözün ayrı. Bu nasıl iş ya? Peki sen Allah için, din için, Rabbinin farzı yerine gelsin için, haram, mekruhta. Mekruh ne demek mekruh? Mekruh demek istenmedik şey. Yani Allah namazı farz etti ama dar kıyafetle kıldığın vakitte avret yerin dar olursa, bak üstün dar olursa demedik. Yani mesela buranda dar bir şey giydin, ceket. Ben sana ona mekruh olur demiyorum şimdi yani. Ha gavura benzememek konusu ayrı. O ayrı bir şey. Ama namazdaki setre avrete girmiyor, bura avret değil ki. Ama belden aşağısı avret olan noktada daraldığı zaman şekil çıkar, şekil çıktığı zaman mekruh olur. Mekruh ne demek? Allah o namazı sevmiyor, istemiyor. İstenmedik şeye mekruh deniyor. Müstehap tersi. Müstehap sevilen, mekruh sevilmeyen. E biz bu namazı niye kılıyoruz? Allah'a kendimizi beğendirmek, kabul ettirmek için kılıyoruz. E biz kime beğendireceğiz? Rabbimize. E Rabbimiz istemiyorsa bunu, kim istese ne olur? Setre avret, örtünme meselesi, kılık kıyafet meselesi, ama namazın dışında da kafirlere benzemeyin. Kafir kıyafetleri giyinmeyin. Modalara uymayın. İslam kıyafeti üzere olun. Bunları söylüyoruz size. Birisine kumaş verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Harp ganimetinden. Sonra adam dikti geldi sahabeden. Ne buyurdu ona? İnne adimi libasil küffar felat elbese. Bu giydiğin kafir elbisesidir. Giyme bunu. Ne yapayım onu dedi? Yak onu dedi. Dedi ya Resulallah bunu siz bana vermiştiniz. Dedi ben kumaşını vermiştim. Sen gavur şekline soktun dedi. Burada şeklin önemi çıkıyor. Ve la terkenu ilellezine zalemu ayetinin tefsirinde. Sakın zalimlere azıcık daha meyletmeyin tefsirde. Kazı Beyzavi gibi bütün tefsirler, büyük müfessirlerde ketezeyi bizi yiyip onların kılığına girmek, onların şekline bürünmek de diyor zalimlere meyletmeye girer. E şimdi yani Yahudi'ye uyuz oluyoruz. Yahudi'ye kızıyoruz. Allah lanet eylesin. Amin. Allah belalarını takdir eylesin. Amin. Efendim tabii ki. Ama şimdi onun kıyafetine benzeyen kıyafet giymeye ne lüzum?